Biri mi geldi? Bilmem. Baktım ama göremedim. Yanlış çaldılar herhalde. Herhalde. Uyandırsaydım sinirli olurdu yani. Zaten bana karşı kıl. Benim başka bir formu bulmam lazım. Bitti mi? Bitsin. Hiç güleceğim yoktu benim ya. Bitti. İstemeyeceğim zaten senden ya. Senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim. Bir daha senden bir şey isteyen ne olsun ya? Ha? Ne olsun? İstemiyorum. Michael bir dur ya. Hiçbir şey. Tamam Michael dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya, ben galiba yanlış anlamış olabilirim bazı şeyleri. O yüzden sen bunu bana bir daha tam olarak anlatabilir misin gerçekten? Ben galiba tam anlamadım, o yüzden gülüyorum. Sabır diyorum, sabır. Ve anlatıyorum, tane tane anlatacağım sana. Yiğit Bey hasta olmuş olabilir. Muhtemelen de hasta. Şu elimde gördüğün ilaçları ona götürmek gerekiyor. Ulaştırmak gerekiyor. İğrenç. Ay sızladı. Kalbim sızladı. Ne yapacağız oğlum senin bu iyi kişilikli karakterini? Michael dur! Biliyor musun? Ben öyle insanlar umursayan biri değilimdir. Ama sende benim kalbime dokunan bir şeyler var. Sen hep iyi ol istiyorum. Eğer restorana gelseydin sonsuza dek hayatımdan çıkaracaktım seni. Şimdi yüzüne bakınca sonsuza dek hayatımda kal istiyorum. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Tamam, yoldayım, hemen geliyorum. Aa ya. Ne işin var senin burada? Sap gibi beni bıraktın gittin oralarda. Kusura bakma. Çok özür dilerim. Kusura bakma. Hayır yani ben o saatte otele dönerken peşim bıyıklı adamlar takıldı. Tuna tamam özür diledim, uzatma işte. Ya benim burada bir arkadaşım oturuyor. Acil bir durum çıktı. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Böyle koştur koştur buraya geldim. Ama sen buradan ne yapıyorsun? Belki benim de bir arkadaşım burada oturuyordur. Mesela ben de koştur koştur gelmişimdir yani buraya mesela. Olamaz mı? Yani haklısın, olabilir tabii. Görüşürüz.
Yiğit Bey. Yiğit o. Yarım veririm. Merci, je suis. Yaşla geldim. İyi, yaşıyor. Demek meşhur puzzle bu. Balcı, hani o stajyer var ya, senin sürekli aşağıladığın, hor gördüğün, mahvettiğin kız. O var ya, o senin ilk aşkın oğlum. Ya, değil mi, ne şaşırdın? Ben de aynı şekilde. Çok acayip şaşırdım ya duyunca, evet. Çok garip, değil mi? Hem de o kadar düşünceli bir kız ki bu kız. Yani sen ona o kadar bağırıyorsun, onu hor görüyorsun, insan içinde rezil ediyorsun. Bunların hepsine rağmen seni merak ediyor. Hastasın diye üzülüyor ve beni buraya yolluyor. Pis herif. Bir anda bitirmezsen şeyi kaçıyor, vitamini. Dur bakayım. Artık samimi olduk, senin haberin yok ama. Evet, çok, çok iyi. Gülsene biraz. Bak, aferin sana. Ne diyorsun oğlum ya? 3.30 oran ne lan tek maça? Handikaplı kaç? Oo. Şşş, bir şey diyeceğim. Elişer Basak mı? Ha? Basak mı? Basmayak mı? Elişer Basak mı? Gel bak. Makul teklif be. Ha? Ne var oğlum işte? 50 sen... Evet. Seni arayayım mı 2 dakika ya? Dur. Tamam. Okey, hadi ben. Günaydın Matador ya. Nasıl? Yaraların iyileşti mi? Kahvaltı hazır. Senin burada ne işin var? Ama ayıp olmuyor mu? Ben sana dün saçımı süpürge ettim. Ben sana bu sorbaları getirdim ateşlenince. İlaçlar içirdim. Bundan hiç önemi yok mu? Şimdi böyle mi teşekkür ediyorsun bana? Stajyer. Stajyer. Boş boğaz stajyer. O söyledi değil mi? İçeri nasıl girdin? Sen açtın kapıyı. Sarıldın. Geldin, misafir ettin beni, burada oturttun. Sarıldım, misafir ettim, oturt... Bir dakika, bir dakika. O üstümdeki benim bornozum değil mi? Evet. Çıkar şunu hemen üstümden. Hey! Tamam, tamam, çıkarma, sakın çıkarma. Hatta al, sonsuza kadar senin olsun bu bornoz. Ben zaten bir daha giymem o pis bornozu. Tamam, beleş bornoz, hayır demeyeceğim. Ya bu arada, benimki dün pislenmiş de biraz. Ben senden bir tane don aldım. Helal. Hadi yıkan. Farkındaysan artık sizli bizi köprülere attım. Samimi olduk. Yani bitti bu. Yapacak bir şey yok. Neyiz? Hı? Yani ben dolabı açtım, dolap senden aç. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Şu evin haline bak, pardon. Yani insan evine bir kapkacak bir şey. Ne oldu burada ya? Kafası iyi sağ ol. Sağ ol. He. Dün gece Edip'e haber vermem çok canımı sıktı, haberin olsun. Evimi çöpe çevirdi. Hayır, ben sana demedim mi yardım etmene gerek yok diye? Ya sen ne diye bana yardımcı oluyorsun ki? Hem ne bu hal? Sen ilaç almadın mı? Şu haline bak, burnun kıpkırmızı olmuş. Doktora gittin mi sen? Göründün mü bir? İyi misin? Efendim? Olabiliyor. Ben başka şeyleri tam zamanında yapsam her şey yoluna girer aslında. Michael, bir şey soracağım. Michael, senin ilk aşkınla bayağı biz kanka olduk. Yani don kardeşiyiz, sen hesap et. Niye ayrıntıya giriyorsun ki? Hoşlanmadım bundan. Ayrıca ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bence bu adamın sevgisi olamaz. Yani Gazi'nin gördüğü kız muhtemelen kuzenidir, arkadaşıdır, öyle bir şeydir yani. Çünkü bu adamın evi tek kişilik dizayn edilmiş. Gülümsedin. Hı? Gülümsüyorsun. Ne gülüm? Ne?
Gülmüyorum. Gülmüyorsun. Hayır, öyle bir şey yok. Anladım. O çok komik bir şey geldi aklıma. Ne geldi? Geldi ama ne olduğunu şimdi söyleyemem. Neden? Öyle. Ay. Hissedeyim. Ha? Kokmuyor. Ya pis misin ya? Güzel çay içerler. Yürü. Yaşım. Cemo, Cemo iyi misin? Cemo iyi. Bulaştı mı sana? Ama eğer bulaştıysa hiç sorun değil, ben sana bakarım. Hiç merak etme. Yaşak Hanım, iyi misiniz? Sizi bana bağışlayan Allah'a kurban olayım ben ya. Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen. Virüslerimize sahip çıkalım ya. Bakamayacağınız virüsü niye yapıyorsunuz ya? Herkes hapşırırken içine doğru hapşıracak. Ayıptır ya. Soğuk algınlığına iyi gelecek ilaçlar. İhtiyacım var. Hemen hallet, olur mu? Tamam. Michael! Şunları buraya koyalım. Alnından saçlarını temizle. Evet, dur. Evet, üfle. Üf. Tebrik ederim. Bir düzelteyim. Adetten çünkü. Son olarak saçları kulağının arkasına doğru at bakayım Michael'ım. Kulak mı? Evet. Michael dur, bir rahat dur ya. Nasıl ama? Benim için mi bunlar? Hayır. Yani ucundan Elayda Bere'ye de koklatacağım ama önce senin üstüne deneyeyim dedim. Senin için Michael. Evet. Bakma benim böyle olduğuma. Aslında benim için de küçük bir çocuk var. Bir de o çok vicdanlı bir çocuk yani. Ben seni böyle hasta görünce üzüldüm. Yani yazık dedim Michael'ıma ya, böyle hastalanmasın, şey olmasın. Olsun. Kabartmak istiyorsun sen. Hani sen iyi ol. Ben de sizi arıyordum Yiğit Bey. Canım Michael'ım benim diyor yani, anladın mı? Hadi otur. Stajyer. Efendim Yiğit Bey. Bugün neden toplantı notlarını masama getirmedin? Bugün toplantı yoktu ki. Dün neden toplantı notlarını masama getirmedin? Getirdim ben o notları. Getirdin. Masamda not falan yok. Yok mu? Ben notları bir daha çıkarıp o zaman masanıza getiririm. İşimizi doğru yapalım. Duydun mu? İşimizi ciddiye alalım, işimizi doğru yapalım. İşimizi ciddiye alalım.
Durum çok ciddi. Maskenizi takın Yiğit Bey. Allah Allah. Arkadaşlar, masamda bir soğan buldum. Neden acaba? O soğan. O soğan çekim için. Yalnız dikkat et çünkü o soğan 1 milyon dolar değerinde. Ha ha ha, çok komik. Şu soğan başında daha fazla zeka var, yemin ediyorum. Deniz, şu dosyalar Yiğit Bey'e gidecek. Tamam, kafama atsaydım. Buyurun Yiğit Bey'in ofisi. Kendisi şu an burada değil. Tamam. İyi günler. Hafifletecektir. Böyle bir anda bastırınca insan hazırlıksız yakalanıyor. Şu halime bak. Ne güzel yağıyor işte. Yağ yağmış. Güzel mi? Sen eskiden hiç sevmezdin yağmurları. Saçlarım kabarıyor, makarna kafa oluyorum derdin. Doğru, haklısın. Yağmuru sevmezdim pek ama fikrimi değiştirdim. Artık o kadar rahatsız etmiyor. Böyle sıcak havalarda falan. Ben hala hiç sevmiyorum. Yağmur durdu galiba. Geçelim mi? Geçelim. Yeşil yağmur, geçelim mi? Dalgınsın biraz. Yo. Yorgunum. Kırgınlığı atamadım hala üstümden. Umarım burası da bahsettikleri kadar güzeldir. İrem. Ne haber? Ne zamandır görüşemiyoruz. Nasılsın? Tanıyamadım ben sizi. Başka biriyle karıştırdınız galiba. Affedersiniz. Birine benzetti herhalde. Herhalde. Yiğit. Çok özür dilerim. Nasıl unuttum bilmiyorum. Bir toplantım vardı da. Toplantı mı? Katılmak zorunda olduğum bir toplantı. Çok özür dilerim böyle. Yani bunu sonra telafi ederiz, tamam mı? Buraya yine geliriz.
Taksi. Deniz. Efendim. İstersen gelmeyebiliriz de. Kendini mecbur hissetme, olur mu? Anlayamadım. Nasıl yani? Deniz, ben seni tanımakta zorlanıyorum. Ya geçmişini silmişsin ya da sen başka birisin. Görüşürüz. Yiğit, bir dakika. Başka biri değilim tabii ki. Neden böyle konuştuğunu anlamıyorum. Benim, Deniz Aslan. Senin çocukluk arkadaşın. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bana hiç de öyle gelmiyorsun Deniz. Anlamlandıramıyorum bazı şeyleri. Başka biri gibi davranıyorsun. Neyse, sen git, sonra konuşuruz. Toplantıya geç kalma. Özür dilerim. İlacını aldın mı sen ya? Saat kaç oldu? Alacağım. Yalnız bak, uyku yapar. Yorgunluk yapar, halsizlik yapar. Bunlar yan etkileri. Ben senin başına kalkmayacağım bunları, merak etme. Aferin. Bayağı iyi. Sen çok iyi bir kankasın. Kanka. Ayıp
Deniz çalış. Gazi, senin ne işin var burada? Ne bu hal? Takımlarımı unutmuşum ya. Bir tamirat işi vardı da onları almaya geldim buraya. Takımlar, takımlar. Senin takımlarının ne işi var burada? Havalandırıyorum Yiğit Bey. Neyse, tamam. Hadi. Te Allah'ım ya, te Allah'ım ya. Bu ne artistlik, bu ne ya bu? Kendi soruyor, kendi kızıyor ya. Ne oldu tam olarak? Sana sormalı ne olduğunu. Kucağındaydı çocuk. Tadilat işleri nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor tadilat işleri? Süper. Her ikilerde. Var ya bu makine kahvenin ana vatanı olacak. Azıcık bir şey kaldı o da bitince. Benim uykum geldi. Ben gideceğim biliyor musun? Belin suratı turşu gibi olmuş. Yerime yatayabilir mi? Sen git git. Senin şeyi kullanabilirim değil mi? Masayı. Senin ya, benim masam, senin masam. Ağzımı hapşurdun ya. İyi, hadi hayırlı akşamlar. Soda kafası. En sevdiğim. Soda ya. Soda can ya. Can soda. Şimdi bakalım elimizde neler var. Bir tane adam var. İstenmeyen adam. Bay X. Değil mi? Bir tane sahte nişanlı var. O benim. Onu biliyoruz. Değil mi? Biz bu adamı niye istemiyoruz peki? Niye? Kötü biri mi? Yok canım. Yani benim görüşmemem gereken biri aslında. Töre mi? Kan davası mı? Romeo Juliet mi? Ha? Ben miyim yoksa? Benim değil mi? Doğru söyle. Beni kullanarak benden kurtulmaya mı çalışıyorsun?
Bir şey söyleyeyim mi sana? Bence sen kendini gereksiz yere kasıyorsun. Gerçekten. Adamlar söylemiş zaten yani. Seviyorsan git konuş bence. Eğer seviyorsan, istiyorsan git, gidip alman lazım onu yani. Bu kadar. Yani yapması söylemesi kadar kolay olsa. Doğru söylüyorsun. Aşk bu ama ya yani. Baba demiş dengesizlik eylemi yani. Anladın mı? Bir şey yok ki. Tutarı yok yani. Ama pişman olursun sonra. Yani insanlar geliyor, doğuyorlar, ölüyorlar, hiç aşık olamıyorlar. Ömründe bir kere, iki kere falan başına geliyor yani. Senin başına gelmiş. Çok korktun mu diyeceksin yani. Pişman mı olacaksın? Kendine izin verirsen her şey daha kolay olur. Vallahi bak bana güven yani. Serbest bırak yani. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesin, herkesle şansı var bence. Nereye? Benim ufak bir işim var. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir şey değil. Hep de öyle olur. Ufak bir iş çıkar son anda. Bugün gittiğim için tekrar özür dilerim. Ama şunu unutma ki ben değişmedim Yiğit. Bunu sana kanıtlayacağım. Sevdiğin acı veriyorsa bırakmasını da bilmelisin. Canım yansa da denemek istiyorum. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Herkesle şans olabilir. Yiğit de kalbinin sesini duymaya başladı artık. Sadece farkında değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.